Ekonomide Saadet YouTube'un kıymetli izleyicileri, yine Sait Halimpaşa Yalısı'nın bu böyle keyifli atmosferinde Tunç Çatırcı o hocamızı ağırlamak kısmet oldu. Hocam, yol boyu geçmiş yayınımızı şöyle bir hızlı bir versiyonuyla dinledim. Çünkü ben özellikle kendi yaptığı yayınları da sonradan, tabii ki izliyorum ama sonradan da izlemeyi seviyorum. O kadar doğru aslında. Tabii yatırım tavsiyesi vermiyoruz diyoruz ama görebildiğimiz kadar öyle güzel ufuk açmışız ki o yayını takip edenlere. Hakikaten çok kıymetli, bence bir baksınlar. Ağustos sonunda yapmıştık yayını. Abone olmayı unutmayın diyoruz. Harikasınız hocam. Faydası evet, lütfen kanalımıza daha hemen ilk başında faydası abone ol. Var çünkü. Abone ol, beğen ve beğendiyseniz tabii ki sohbeti, varsa da sorularınız. Çünkü o soruları da ben dikkate alıyorum. Yayınıma gelen konuklara o soruları da yöneltiyorum. Hocam, tam aslında şöyle başlamak isterim. Yine yeri geldiği zaman yayına atıfta bulunuyor olacağım ama çok malum gündemimiz işte faiz ne zaman iniyor? Bir tek orada şöyle bir kritik edeceğim sizi. Siz Ağustos'ta demişsiniz ama tabii en erken, yani bir kere şöyle söyleyeyim, en erken Ağustos'ta bekliyorum diye o yayında ifade etmişsiniz. Ben de hocam ben Aralık bekliyorum demişim. Şimdi geldik tekrar. Kasım sonundayız. 3 Aralık Salı günü enflasyon geliyor olacak. Faiz indirimi söylemi, özellikle Fatih Karahan'ın bu İSO'daki sunumunda yaptığı atıftan da binaen bir Aralık diye böyle bir heyecan duyuyoruz 26 Aralık'ta. Doğru. Merkez Bankası'nın faiz toplantısı var. Faiz indirimini siz ne zaman bekliyorsunuz? Ve özellikle Salı günü gelecek olan enflasyon ne kadar etkili oluyor olacak faiz indirimini konuşmamız için? Çok güzel. Şimdi bir kere bir olması gerekeni konuşanlar vardır. Ekonomistler aslında olması gerekeni konuşurlar. Bir de ne olabilir'i konuşanlar vardır. Şimdi bizim aslında yapmamız gereken olması gerekeni konuşmak. Ama biz ne olabilir'i konuşalım dediğimiz zaman burada bir irrasyonellik var. Bu irrasyonelliğin boyutunu biz tahmin etmeye çalışıyoruz. Şimdi bu ne demek? Şimdi dünyada enflasyonun en yüksek olduğu 6. ülkeyiz TÜİK'e göre. Merkez Bankası enflasyon konusundaki beklentilerini, tahminlerini hep yukarı revize ediyor. Geçen sene bir OVP yapmışlar, evlere şenlik. 2024 sonunda enflasyon tahminleri %33. Şimdi bunun bu kadar saptığı bir ortamda Merkez Bankası'nın daha yeni enflasyon sunumu yapıp beklentiyi yeni yukarı revize ettiği bir ortamda, o revizyonun üzerinden iki hafta bile geçmeden işte faiz indirimi olabilir, olursa da işte gene de sıkı duruş sürer falan diye söylenmenin bir anlamı var mı? Çok daha şahin olması gereken, ben bu kadar yukarı revize etmişim, demek ki benim vermiş olduğum sıkılık yeterli değil, benim daha da sıkı olmam gerekiyor deyip faiz artışı yapması gereken bir ortamda bu tip bir şeyleri söylemesi zaten irrasyonel tarafa geçildiğini gösteriyor. Ama diyorsunuz ki irrasyonellik nereye, hangi boyutta? Şimdi Türkiye'de çok güçlü bir enflasyon lobisi var. Hatta en güçlü lobidir diyebilirim. Enflasyon lobisi dediğimiz zaman ne anlamalıyız? Şöyle, bir kere faiz lobisi var diyor bir takım insanlar. İşte bu enflasyon lobisi söylemidir. Çünkü siz hiç şöyle birisine rastladınız mı? Ya bu adamın fazla bir parası yoktu. Götürdü, mevduat yaptı. İşte Ziraat Bankası'na para yatırdı. Şimdi paraya para demiyor. Ya da bu adamın bir parası vardı, götürdü, mevduat yaptı. Bak şimdi bugün ev aldı. Hatta ikinci evini alıyor. Hiç duymadık. Mevduatta böyle bir şey imkanı yok. Para piyasası fonuna para yatırmış, çok zengin olmuş. Adam 5 senedir para piyasası fonunda, bak paraya para demiyor. Böyle bir şey duyduk mu? Duymadık. Hiç duymadık. Duymadık. Peki şöyle bir şey var mı? Ha, sen şimdi böyle 8,5'lan 10'lan borçlanacağım diyorsun Merkez Bankası. Biz de yani ve ona göre de işte hazine borçlanıyor. Biz 10'la borçlanacağız. Biz 12 ile borçlanacağız. Biz bu 12'yi beğenmiyoruz. Sen bize 22 vereceksin. Yoksa sana para yok deyip de böyle o hazineye kendi istediği faizi kabul ettirebilen bir güç var mı? O da yok değil mi? O da sonuçta piyasa şartlarında borçlanabiliyor. Demek ki faiz lobisi diye bir şey yok aslında. Kim uydurduysa bunu, enflasyon lobisi de aslında bu. Enflasyon lobisi diye bir şey var mı? Mesela hiç şöyle birini duydunuz mu? %14 faizde kredi kullanarak inşaat yapmış,
Sonra o yaptığı inşaatları maliyetinin %100 üzerinde kârla satmış müteahhit mesela duydunuz mu? Duyduk herhalde çok. Değil mi? Çok. Çok değil mi? Çok. Çok ya, değil mi? Özellikle 2020-21 o faizlerin 8,5 olduğu zaman çok inşaatçılar düşük, çok kazanmadılar mı? Çok düşük faizle gitmiş yani bir konut almış ondan sonra da onun konut kredisinin faizi konutun değerinin yanında kuşa dönmüş böyle birilerini tanıyor musunuz? Etrafımızda. Evet. İyi ki orada zaman konuta yatırım yaptım. Evet. Şimdi taksidini ödemek bana unutuyorum bile taksidi diyenler var. Evet. Ben de önermiştim yapın evet. diye. 20'de, 21'de. Pandemi sonrası. Evet, 2021'de özellikle. Suni bir şekilde faiz indiriminin evet, 8,5'lara geldiği oldu. Zaman. Ha, şimdi demek ki böyle bir enflasyonun yüksek olmasından ama enflasyonun altında kredi kullanmaktan çok memnun olan bir kesim var. Yani bunlar diyorlar ki enflasyon yüksek olursun ama biz kredi faizi bunun altında olsun. Çok altında olsun hatta. Biz de böyle bize bir servet transferi yapılsın. Biz de bundan fayda sağlayalım diyor bir kesim. Hatta bu kesim şunu da istiyor. Ben yanımda adam çalıştırıyorum. Emeğe de bir ücret ödüyorum. Ama emeğe ödediğim ücretin artışı gerçek enflasyonun altında kalsın. Gerçek enflasyonun altında artarsa ücret, o zaman emeğin değeri ucuzlar. Ben de daha ucuza çalıştırırım. Böylece sömürebilirim. Bu da enflasyon lobisi aslında. Sömürmek istiyor. İşte orada da diyor ki ama ben emeğe, ben de para zam yapmak isterim ama yaparsam ben batarım. Böyle diyor mesela. Şimdi evet. Burada da enflasyon lobisi var. Dolayısıyla enflasyon lobisi, hatta bir de bunun katmerlisi var. Katmerliler de şöyle oluyor. Hem düşük faizle, yani şu anda mesela faizle yüksek diyor ama değil. Yani gerçek enflasyonun altında faizle kredi kullanmak istiyor. Hem emeğin gerçek enflasyon kadar değerinin artmamasını istiyor. Hem de kendisine teşvik, hibe filan adı altında böyle paralar verilsin. O işim biz çünkü çok işte istihdam yaratıyoruz bilmem ne hepsini. Ona ekstra kaynaklar aktarılsın istiyor. Bunlar mesela katmerli olanları. Normal faiz lobisi negatif reel faizde kredi kullanmak ve de emeği sömürmek istiyor sadece. Bu ve bunların da başlıca şeyi yattıkları yerden para kazanıyorlar. Faiz lobisi falan bunların hepsi propaganda. İçi boş. Yok öyle bir numara. Şimdi enflasyonun gerçek enflasyonun 70 olduğu bir yerde siz götürüp parayı yatırdınız, %60 kazandınız. Yattığınız yerden kaç para kazanmış oluyorsunuz? %60 kazandınız. Yattığınız yerden %60 kazandınız. Yani. Ama enflasyon gerçekte %70. Demek ki yattığınız yerden realde para kaybettiniz. Alım gücünüz düştü. Düştü. Ya bunu anlamayacak kadar cahiller ya da kötü niyetliler. Enflasyon lobisi kötü niyet. Dolayısıyla enflasyon lobisi bastırıyor. Diyor ki bir an evvel faizi indir. Çünkü biz düşük faizde, negatif reel faizde kredi kullanmak istiyoruz diyor. O zaman bunun en erkeni Ağustos'ta olacaktı. Çünkü o zaman zaten en fazla Ağustos'a kadar dayanabiliriz diyorlardı. Ağustos olmadı, Eylül oldu. Biraz daha böyle şey oldu. İşte Şahin'miş gibi göründü Merkez Bankası falan. Tabii ki yani çok güvercin, Fatih Karahan biliyoruz yani konuşmalarından. Ondan sonra Sayın Cumhurbaşkanımızın şöyle bir açıklaması oldu. İnşallah dördüncü çeyrekte faiz konusunda atacağımız adımla. Dördüncü çeyrek son ne çeyrek. Demek? Ekim, Kasım, Aralık. Ekim olur, Ekim olmazsa Kasım olur, Kasım olmazsa da artık Aralık olur. Olur. Tabii. Geldik. Ama erken faiz indirimi. Hatta bir de şöyle bir şey söylüyorlar. Gülünç yani bence. Faizi indirecekmiş ama çok sıkı kalmaya devam edecekmiş. Evet. O kadar sıkılık var ki 33 olan tahmin 45 ile nihayete varacak gibi görünüyor enflasyon. O da TÜİK enflasyonu. 45'e gidiyor. Bunlar 33 diye hazretler bir tahmin yapmışlar. Ama sıkıymış. Yani çok sıkı olduğu için... Çünkü 33... enflasyon düşmeye devam edeceği için, faizler yukarıda i̇şte, kalacağı için hala sıkılık devam ediyor. İşte aynı şeyi 33 olacak diyordu. 33,
45. Ama bant diyordu hocam. 43-42 bant. O zaman 43. bandımız vardı. Şimdi bant da kalmadı. Bandın da üstüne çıktık. Şimdi 33 tamam, olmuş. 33 çıktı. Olmuş 45. Evet. Çok sıkı diyor. Demek ki o 33'ün tutması için ultra sıkı olması gerekiyordu bu durumda yani. Çok sıkıyla evet, 33-45 evet. Oluyorsa ancak 33 değil mesela 35 olması için falan ultra sıkı olması hı-hı. gerekiyordu yani. Öyle mi yani? Komedi yani artık burada böyle hocam, dalga yani. Gerçek olan şey enflasyonla gerçek bir mücadele söz yok konusu yani. Değil. Hayır yani burada, burada sürdürülebilir bir güzel. Enflasyon çok bu. Çok güzel bak burada hı. bir tiyatro oynanıyor. Tiyatro oynanıyor. Tiyatro oynanıyor derken tiyatrocuları aşağı görmek şeyle değil yani buradaki bir oyun oynanıyor. Bir hı-hı. piyes var. Yani Nebati zamanında daha doğrusu Şahap Kavcıoğlu zamanında bu doları baskılayalım, faizi indirelim, öylelikle de enflasyonu durduralım dediler ve de baskılamak için de rezervler eridi, değil mi? Hı hı. Eridi. Ve ondan sonra rezervler kritik bir noktaya geldi. Türkiye ödemeler dengesi krizine gidiyordu. Ödemeler dengesi krizi demek, döviz bulunmaması demek, evet. ithal edilememesi demek, yani ilaç bulunmaması, işte enerji ithalatının yapılmaması, çok donmak, ciddi. Soğukta evet. kalmak falan gibi şeyler demek. Ödemeler dengesi. Ya da bırakacaksın. Bankadan da nakdinize, dövizinize ulaşamamanız. Ya da bırakacaksın. Hı-hı. Dolar o zaman hı-hı. işte 50'ye, 100'e, neye, kaça gidecekse kur gidecek. İstediği yere gidecek. Yani o zaman birileri götürüp bozacak. Hı-hı. Ödemeler dengesi krizi bu demek. Ona girmemesi için faiz vermek gerekiyordu. Hı-hı. Biraz kuru salalım dediler. Sonra da biraz faiz verelim dediler. Biraz kuru salınıp biraz faiz verildikten sonra ne oldu? Ödemeler dengesi krizine girilmedi. O zaman biraz böyle işte idare edildi. Sonra da bir değişiklik oldu. Böyle işte kademeli faiz artışı yapacağız dediler. Ben o zaman dedim bu yanlış. Önden yüklemeli faiz artışı olması lazım. Yoksa bu 33 falan tutmasına imkan yok yani bu kademeyle. Onlar yanlışı tercih ettiler. Çünkü kalıcı enflasyonda kalıcı düşüş yerine günü kurtarmayı tercih ettiler. Ondan sonra da ben dedim ki bak bu 500 artışlar yanlış, 750 olması lazım. Hadi kademeliyi seçtim bari 750 yap. Onu da yapmadılar, 500'de devam ettiler bir yerden sonra. Ondan sonra dedim ki bunun 50'de durması da yanlış. Hatta 45'te durdular, 50'de de hı-hı. durması yanlış. Bunun 60'a kadar gitmesi lazım. Onu da yapmadılar. Ama ne oldu? Birdenbire döviz kuru duruldu. Artış falan duruldu. Hatta o seçimden önce rezervler böyle azaldı, döviz kuru artmadı. Hı-hı. Çok az bir artış oldu ama rezervler azaldı. Hani müdahale etmiyoruz diyorlar ya, müdahale etmediyseniz niye rezerv azaldı mesela değil mi? Ve ondan sonra carry trade parası gelmeye başladı. İnanılmaz bir rezerv artışı da eklendi. Demek ki biz bu doları baskılayalım, bir faiz hı-hı. verelim, bu rezerv de dolsun. Ondan sonra işte bir dezenflasyon süreci başlasın. Dışarıdan bize mal para gelsin, biz de böyle yavaş yavaş faizi indirelim, bu işten çıkalım diye düşündüler. Yanlış hesap. Çünkü öyle bir 33'ü tutturamadılar. İşte bak 45 çok yüksek. Dünyada Türkiye'den daha yüksek enflasyonu olan 5 ülke var TÜİK'e göre. İstanbul Ticaret Odası'nın verisine göre bakacak olursan 4 ülke var. Dünya 4'ten de büyüktür, dünya 5'ten de büyüktür. Şimdi böyle bir ortamda faiz indireceğiz diyorlar. %100 irrasyonel enflasyon lobisinin baskısıyla alınan siyasi bir karar. Bu kadar yani. Ve tek bir faiz indirimiyle de rahat etmeyecek enflasyon lobisi. En fazla bir ay pas geçilecek, bilemedin 2 ay pas geçilecek. Sürekli daha fazla faiz indirimi talep edecek. Daha da insin, daha da insin. Şimdi yeni yapılan OVP'de 2025 enflasyon tahmini kaç? En son 17'ydi, 21'e. 17,5 evet. OVP tahmini. OVP, OVP böyle Merkez Bankası tahmini gibi bir şey değil. Evet, OVP, pardon, Merkez Bankası'na gitti. OVP, okay. Program OVP çalışıyor de. Dediği için söylüyorum. Evet, orta vadeli program çalıştım dediği, orta vadeli program, OVP. Hı-hı. Programın hedefi 17,5. Merkez Bankası'nı burada ciddiye almaya gerek var mı? Programda 17,5 diyorsa. Çünkü Merkez Bankası dediğin sürekli olarak tahmini yukarı revize eden bir şey yani.
bugün 21 dediğine de 2025'te 21 zaten nasıl? Yani işte gider olacak. Şubat'ta, Mart'ta bir tane daha toplantı yapıyorum der. Orada da bunu 21'i 25 yaptım der. Bunlar böyle adamlar. Yaparlar, beklerim. Bunlardan her ama şey hocam, beklenir. Bak onu söylüyorum ben. Şimdi ama küçücük bir şey söylemek istiyorum. Muhakkak bu da size geliyordur. Yorumlarda da geliyordur. Çünkü ben de farklı şehirlerde toplantılara gidiyorum. Sanayi odası, işte iş yeri sahibi olan herkes de müthiş bir Saat Hanım bu faizler ne zaman inecek? Üretim durdu. Bu yüksek faizlerle biz baş edemiyoruz. Edemiyoruz. Nasıl olacak? Sanki evet bir şekilde hani muhatap olarak alıyorlar ama şöyle müthiş bir kesim var yani burada hani o enflasyon lobisi diye tabir ettiğimiz kişiler aslında bir taraftan da hem Mehmet Şimşek'in üzerinde hem ekonomi yönetiminin üzerinde özellikle sanayici iş dünyasından da artık yeter 8 aydır faizleri indirmediniz. Ama bu 50 faizle bizim iş yapma, para kazanma, kendimizi döndürme ihtimalimiz yok. Kapıya kilit mi vuralım? Şunu diyorlar Saadet Hanım, şunu diyorlar. Enflasyon yüksek kalsın. Yüksek kalsın. Biz para kazanmak istiyoruz. Enflasyon yüksek kalırsa kalsın. Ücretli, emekli enflasyon altında ezilirse ezilsin, gebersin. Yeter ki biz cebimizi dolduralım. Bunu demek istiyorlar. Bakın Weimar Cumhuriyeti'nde... Almanya'da, Weimar Cumhuriyeti'nde 1924'te, 23-24'te yani 100 yıl evvel 1923-24'te Hugo Stinnes diye bir sanayici vardı. Time dergisine kapak olan Almanya sanayisinin %8'i 9'unla mı ne hükmeden 4000 fabrikası olan çok birçok sektörde faaliyet gösteren birisi vardı, Hugo Stinnes diye. Ve Hugo Stinnes şunu diyordu. İnsanların istihdamını garantilemenin tek yolu bu enflasyon. Siz bu enflasyonla mücadele ederseniz insanları istihdam edemeyiz. Aynı şeyi söylüyorlar. 100 yıl evvel Hugo Stinnes ne diyorsa enflasyon lobisi bugün aynısını söylüyor. Hugo Stinnes'in 100 yıl evvelki ruhu bugün o sizinle konuşan Saadet Hanım faizler çok yüksek diyen hazretlerde. Bak dünyada bizden daha yüksek enflasyon olan 5 ülke var diyorum. O da TÜİK'e göre, İTO'ya göre 4 ülke var diyorum. Gene de hazretler diyorlar ki öyle olsun, kalsın, böyle olsun yoksa biz para kaybedeceğiz, bizim cebimiz dolmayacak. Bunu diyorlar. Bak şeyi anlayabiliyorum ihracatçıyı. Diyorlar ki ihracatçılar, enflasyon kadar döviz kuru artışı istiyoruz. Çünkü bizim kar marjımız çok daralıyor. %3 daralmış, 5 daralmış. Biz bunu işte verimlilik artışıyla veya bir şeyle yani karımızdan falan böyle feragat ederek falan sürdürebiliriz. Ama bu kadar kuru baskıladığınız zaman sürdüremiyoruz diyorlar. Mesela bunu anlayabiliyorum. Burada yanlış bir şey yok söylediklerinde. Kuru artarsa enflasyon artmaz mı? Tamam para arzı artınca da enflasyon artıyor. O para arzında kredi büyümesi arttırıyor. Yani bir yerden kısmak zorundasınız. Kısmanız gereken yer kredi büyümesi. %100 kredi büyümesinden kısmalısınız. Bir de tabii ki borçlanmanızı azaltması lazım. Hükümetin daha az harcaması lazım. Bir de yani sanki şu bütün bu söylemlerinizden de gerçekten uygulanabilir... Bu ülkede kalkınma hedefli, gerçekten hem emeklisini düşünen, hem çalışanını düşünen, hem iş yeri sahibini, işvereni düşünen, böyle topyekün kalkınma odaklı. Hani öyle o kadar ciddi bir politika eksikliği var ki sadece bütün bunlarda, bütün bu söylemlerde bence izleyici de onu çok net görüyor. Yani evet günü kurtarıyoruz. En azından Mayıs 2023, ben de gittiğim yorumlarda hep şunu söylüyorum. En azından Mayıs 2023'ü... Deki gibi bir ülkede değiliz şu anda. Yani dediniz, anlattınız az evvel ödemeler dengesi krizine gidiyorduk. Evet. O noktadan bir rasyonelleşme, iyileşme var. Ama burası da bizi gerçek bir çözüme, gerçek bir feraha ulaştırmayacak gibi gözüküyor. Ama bu da biraz tabii fazlaca siyasi tarafa da girmek oluyor. Ölümü gösterip hocam, kansere razı ettiler insanları. Evet. Şu maalesef. Şu anda kanser vaziyette. Gene ölüm var ama daha uzun süreli bir ölüm bu olacak. Öyle gösteriyor. Şimdi dolayısıyla bu faiz indirimi erken ve de yanlış. Ve de böyle bir şey olursa da o 17,5 hedefi tutmayacak.
21'i de söyleyeyim, söylemiş olayım ki ben şimdi 21 derim ama Merkez Bankası'nın tahmini 21 değil, 25 oldu da derler. Bunlar çünkü bir sonraki enflasyon şeylerinde... Enflasyon raporu sunumunda. Sunumunda. Zaten faizi de indirdik. Hı-hı. Saldık böyle, para arzı da artıyor, böyle hızla artıyor. Biz bunu da biraz bir daha yukarı revize edelim. Ne olacak canım ya? 33'ten 36'ya çıkartmışız. 36'dan çıkmışız. Neden 38 değil 36? 39 olsa daha iyi olmaz mı ki? Böyle bir tüluat da yapmışız. Yani ondan sonra... Ondan sonra onu 41,5 demişiz. 41,5'tan şimdi 44-45 diyor Mehmet Şimşek ya. Atış serbest yani. Ne olacak ki 21'de 25 yapar adam. O 21 de tutmayacak, onu da söyleyeyim. O da tutmayacak. Ama tutmayacağını bildiği halde de faiz indirmeye devam edecek. Çünkü bu veriye dayalı değil, enflasyon lobisinin baskısıyla takvime dayalı faiz indirimi. Maalesef. Ve gerçekten bir önceki yayında şeyi konuşmuşuz. Ya bu kışın bu enflasyon nasıl düşecek? Gerçek bir program var mı aslında konuşmuşuz. Aslında nasıl düşecek çok net. Satın alma gücümüz öyle bir düştü ki faizler artsa da hani faize gidip de tasarrufunu işte oraya yatırıp da harcamasını kısanlardan ziyade zaten otomatikman satın alma gücümüz düştüğü için enflasyonda gerçek bir net bir program ortaya konulmasa da satın alma gücümüzün düşüşünden oldu. Şimdi buradan şeye geçmek istiyorum hocam. Çünkü gündemde olan konulardan bir tanesi, hazır sizi bulmuşken. Bu bir de şey vardı, şimdi faiz tarafını konuştuk biraz ama bu borsada son haberlerde işte açığa satış yasağının kaldırılması yabancının daha çok gelmesini sağlıyor olacak. Biraz bu tarafa da geçelim istiyorum. Çok faiz güzel. Kısmı şimdi, tamamladıysanız. Şöyle, erken faiz indirimleri diyorum çünkü bir tane dişinin kovuğuna yetmeyecek o enflasyon lobisinin. Onlar böyle 20'ye kadar falan insin istiyorlar yani. Hatta ki 19 olunca çok ciyaklamışlardı hatırlarsanız o manşette konuşanlar falan. Doğru oturalım, doğru konuşalım. 19'da kimse yatırım yapmaz falan diyorlardı böyle. Onların gönlünde gene 17-18 yatar. Bir senede olmaz da bu 25'e iner bu sene. Gerisini de seneye indiririz falan denebilir böyle adamların. Şimdi o yüzden böyle bir beklenti borsayı hareketlendiriyor. Özellikle de banka hisselerini, mali sektörü hareketlenir. Çünkü bankalar, o mevduatlar, şeyler kısa vadelidir ama kredi daha uzun vadeli. Mesela daha yüksek faizden verirsin, daha düşük faizden fonlarsın. Çünkü onu Merkez Bankası'ndan fonluyorsun. Onun faizi düşüyor, daha düşük faizden fonlarsın, kar marjın artar, para kazanırsın. Zaten en sevilen şey. O zaman onlarda artış olması normal. Güzel, beklenti o. Diğer taraftan bu beklentiyle birlikte bir hareket olması da normal. Ve biz bize yeteriz Türkiye'm dediğimiz noktada 340 dolara kadar da endeksin çıktığını biliyoruz. Yani 300 dolar, 310 dolar hatta 340 dolara kadar da yolu var. Gayet bunlar mümkün. Ama yabancı gelmediği zaman da 400 doları göremediğimizi biliyoruz. Peki yabancı ne dedi? Yani yabancı kredi derecelendirme kuruluşları ne dedi? Görünüm olağan, durgun. Görünüm durgun dediler. Yani bir şeyler daha yapman lazım. Daha fazla kredi notunda artış istiyorsan. O bir şeyin ne olduğunu da söylediler. Ne dediler? İşte asgari ücret dediler, bilmem ne dediler falan, böyle bir yol gösterdiler kafalarına göre ama bir hedef koydular. Sen dedi 2025'te bu enflasyonu %20'nin altına indir dedi. İndirmelisin dedi. Bu çok yüksek dedi. Yani bu kadar yüksek enflasyon bu kadar uzun süredir devam ediyor. Bunu 20'nin altına indirmelisin dedi. 20. O da bildiği için zaten 17,5 yapacağım dedi OVP'de. Ben de 17,5 yapacağım dedi. 17,5 olmaz da 19,5 olur. 20'nin altında gene. Ki bu TÜİK enflasyonudur parantez içerisinde onu da söyleyeyim. Yani bu mahkemenin sen bu hesabı nasıl yapıyorsun, getir bakalım bu fiyatları dediği zaman fiyatları mahkemeye sunmayan, hangi fiyatlarla hesapladığını mahkemeye söylemeyen TÜİK'in hesapladığı enflasyondur. Zaten birçok yandaş ekonomist ya da bu enflasyon lobisinin borazanlığını yapanlar işte şu kadar faiz var ama aslında TÜİK enflasyonu bu kadar, ona göre her ay bu kadar üstünden para kazanıyorlar falan diyor. TÜİK enflasyonunun doğru olduğunu mu düşünüyorsun? Adam fiyatı açıklamam demiş orada. Yani mahkemeye vermiyor. Yani bırakın bize, kamuoyuna,
işte falan. Geçtik biz yani. Ben mahkemeye vermem diyor. Mahkemede de vermeyince de bir yaptırımı o görmedik şu ana kadar. Getirmedi mahkemeye. Neticede yani bununla bir artış oldu ama o 20'nin de altında kalmayacağı bu durumda net mi artık? Kendisi bile 21 evet. diyor. Hadi 20 değil 21 o da belki kabul edilebilir. Ama ben diyorum ki bu faiz indirimlerine başladıkları zaman bir sonraki enflasyon sunumunda tahmini de yukarı çekecek bu adam. Evet. O zaman para gelmeyecek borsaya. Günübirlik al sat için hı hı. paralar gelecek ya da günübirlik değil de işte alayım 5 gün sonra satayım. 3 gün sonra satayım diyen para gelecek. Ama long run denilen alalım, işte böyle bir rapor yazılsın, Ereğli Demir Çelik, buy. Çok büyük, işte long term great potential falan. Raporlarda böyle falan. Şeyler okumayacağız. Ha, böyle okusa bile adam gidip ondan bir şey almayacak. Almayacak. Para gelmeyecek Türkiye. O borsanın da gideceği yer belli o zaman. Çünkü ondan sonra daha büyük bir çatlama geliyor. Çünkü ondan sonra enflasyonu hiç düşürememiş oluyorsun. Kuru da baskılayarak bunu yapacağız deniyor. Biz kurda değerlenme istemiyoruz diyorlar. Birçok ihracatçı da batacak. İlk başta tekstilciler batmayıp taşınabilen varsa taşınacak. Taşınamayan batacak, kapatacak. Küçülecek batmıyorsa küçülecek. Yapacak hiçbir şey yok. Çok üzücü. Altın kotasında inat. Zaten birçok kuyumculuk sektöründe işte takı altın takı alıp bunu ihraç edenler ve bunu pahalıya aldıkları için dükkanı kapıyorlar, gidiyorlar Dubai'ye, pazarı kaptırıyorlar, batacaklar. Çok şey batacak. O çok şey battıktan sonra zaten Türkiye'nin ihracat kapasitesi düşmüş olacak. İhracatımız şöyle artıyor, böyle artıyor. Madem dolar çok Türkiye'de değersiz, bu ihracat nasıl artıyor falan diyor. Bu ihracat nasıl artıyor? Yani biliyor musun onun kompozisyonunu hakikaten anlayabiliyor musun? Mesela Avrupa Birliği'nden şey var, Rusya'ya bir ambargo var. Hı hı. Ama Türkiye'ye geliyor mallar. Buradan bir yerlere gidiyor. O bir yerlerden de Rusya'ya gidiyor belki. Sen burada ihracat yaptık zannediyorsun. Yani birçok şeyler var. O hesapların da böyle tam nasıl olduğu belli değil. Belli işte adam burada şeyler, fabrikayı kapatıyorum diyor artık. Ama ihracat artıyor. Peki bu adam niye kapatıyor? Onlar çok kötüydü. Hadi biri kötüydü, ikisi kötüydü. 10 tanesi de mi kötü? Yani gözle görülüyor yani. Kur yanlış yerde. Kur yanlış. Bu kur tarafındaki hareketi, çünkü hepimizin bir yıl sonu beklentisi vardı 36-38 ki orası bile görülmedi yani. Hala 34-50'lerde, 64-60'lardayız. Bu faiz düşüşüyle birlikte orada bir dengelenme beklemez misiniz? Çünkü ben hani şu 50 faize hep eleştirdiğimiz yani tamam 50 faize 34,5 kur da yanlış yerde. Belki yanlış. 40'a 40 olsa yanlış. Daha belki optimum olabilirdi. Yani belki ihracatçı da bu anlamda evet. nefes alırdı. Alırdı. Ama siz sanki bu söylemenizden şuraya geldim ben. O kurdaki baskılama daha evet. sert bir şekilde devam edecek. Edecek. 2025'te de böyle beklemez Haberde misiniz? Yazıyor. Biz de TL'de değerlenme. Devamını bekliyoruz diyor böyle değersizleşme istemiyoruz diyor. Yani haberde de yazıyor adam bunları anlatmış Merkez Bankası Başkan Yardımcısı. Yani tabii ki bu böyle devam edecek. Bunu niye anlattık borsada? Evet. Amaç burada ekonomi yönetimine çakmak değil. O zaman yabancı da affedersin aptal mı? Doların değerinin bu kadar düşük olduğunu görerek getirip burada Türkiye'de bir de hem Türkiye riskini alacak hem dolarını düşük kurdan bozacak. Ondan sonra hisseler çıkacak. Ben bu parayı dolara dönüp gittiğim zaman para kazanacağım diyecek. Enayi mi adam? O yüzden borsada seçici olunmalı, mali sektör tarafında olunmalı. Zarar kes yapmaya da hazırlıklı olunmalı. Çünkü kur baskıla nereye kadar? Herkes soruyor. Nereye kadar baskılayabilirler? Valla JP Morgan ben paramın yarısını aldım diyor TL pozisyonumda. Bloomberg'de haberi çıktı. Carry trade pozisyonunu taşıdıktan sonra bence yani yarısını o sürdürülebilir olduktan sonra. Yarısını ben aldım diyor JP Morgan. Şimdi bir taraftan enflasyon lobisinin istediği faiz indirimlerini yapacaksın. Bir taraftan da carry trade'i memnun edeceksin. Bunun için doları daha da çok baskılaman lazım. Yani ondan sonra bir yerden sonra doları baskılayamıyorum. Salıyorum diyeceksin. Bu sefer carry trade parasını alıp gidecek. Carry trade parasını alıp gidince
Bu sefer rezervi satacaksın. Aynı Şahap Kavcıoğlu zamanında olduğu gibi. Ve o zaman ne olacak? O zaman %100 Şahabi para politikasına geri dönmüş olacak. Zaten bu adamlar da Şahabi ekolüdür diye ben söylüyorum. Öyle olduklarında da herkes görmüş olacak. Şahabi ekolü ne demek? Enflasyon düşsün diye, hem enflasyon düşecek deyip, enflasyonda orta vadeli hedefimiz %5 deyip faizi indirmek. Faiz inince dolar kuru artmasın diye de rezervden dolar satmak demektir Şahabi ekolü. Böylelikle de dolar fazla çıkmaz, faiz de indirilir. Böylelikle enflasyon düşüyor denir. Sizin bu ekonomiye ekolde yeni katkınız, böyle şey okumuştum bir yerde, ikinci Nas dönemi falan, ona çok güldüm hocam. Tabii. Ben. Birinci Nas dönemi, ikinci, ben de şey, Nas'tan fela döndük artık, çarptı bize dönsün. Yok, diye. Yok, o Nas, yani değişme, bu, benim görüşüm değişmedi diyor Sayın Cumhurbaşkanı. Bir tek şurada size katılmayacağım, şöyle düşünüyorum çünkü daha profesyoneller ya hocam. Yani hani bunu yönetirken o carry trade parasının çıkışını vesaire, yani dengeli yani bu şey gibi. İşte Şahap Bey dönemindeki gibi olsaydı şak diye ani kur sıçrayışlarına veya işte Sayın Nebati ve Şahap Bey ikilinin olduğu dönemdeki gibi olsaydı, daha piyasa dinamiklerini bilmeyen bir yönetim olduğu için ellerinde patladı zaten. Ama en azından bu ekonomi yönetimi şu anda hani bu işi patlatmadan sürdürülebilir bir şekilde devam ediyor olacak. Ama gerçek bir iyileşmeydi konuşmaktan çok uzağız. Brett Chester diye bir ekonomist Twitter'da yazmıştı, dedi ki bu bir kumar. Bu Merkez Bankası'nın yaptığı size gamble dedi, yani bu yani çok büyük carry trade'e faiz vereyim, bu para böyle gelsin, ben de işte böyle enflasyonu düşüneyim, sonra işi yoluna koyayım falan. Bu bir kumar dedi. Evet, onu da şu an oynuyorlar zaten. Evet, bu bir kumar yani. Kumarbazlık denilen tabiri ben kullanmak istemiyorum. Brett Chester kullanıyor. Ama ben bu işte profesyonel olduklarını, bildiklerini falan zannetmiyorum diyorum sadece. Thank you.